Herkese merhaba değerli dostlar ben Ahmet Güven Türkiye Sigorta ile ilgili kısa bir teknik analiz çalışması yapacağız. Hissemiz uzun zamandır beklediğimiz 630 bölgesini hacimli bir e, yükselişte bugün yukarı yönde kırmış bulunmakta. E, önümüzdeki süreçte tabii şu orta vade yükseliş kanalımızda bizim bu kanalın içinde kalabilseydi ya da en azından şu yükselişte dönebilseydi tekrar bu kanala çok güzel olacaktı ama artık bu kanalı e, geçmişte bırakıp yeni bir kanal çizdim buraya. Tabii şu an şöyle genişletirsek şunu birazcık daha. Önümüzde 6.52 bölgesi, 6.55 bölgesi yani bu arada hissenin birazcık bir ikili tepe yapması beklenir. Yani ben tahta sahibi olsaydım şurada bakın en yüksek gördüğümüz bir 6.52 seviyesi var. Bu 6.52 seviyesinde çünkü tam bir e, dirençten döndü demek çok doğru olmaz hisse için. Bunun üzerinde... İşlem işlem olması da kısa vadede birazcık daha alıcıların kuvvetlenmesi demek olacak. Ama emeklilik fonunun son iki gün hariç takaslarına baktığımızda bir miktar kar satışını yapması hissenin bu pik hareketinde birazcık... E, çünkü bugün itibariyle yatırımcıların dikkatini çekti 6.30'u geçtiği için. Yani yarın aynı e, GSD Holding'de olduğu gibi bir pik hareketi yapıp kendisine yeterli, ya yeterli miktarının çok üzerinde talep gelirse birazcık geri çekmek isteyebilir tahtayı. Yani demek istediğim 6.55 bölgesinden 6.52 6.55 bölgesinden bir miktar hissede ikili tepe yapıp birazcık kar satışı gelmesi muhtemel olabilir. Tabi alt desteğimiz 6.40 seviyesi artık 6.30'un üzerine çıktığımız için burası çok uzun süredir aşılıp üzerinde kapanış yapılamayan bölge ne zamandan beri? Eylül'den beri. Yani o yüzden bu kademenin üzerine geçilmesi bizim için olumlu olmakta. Önümüzdeki süreçte hissenin yarın yapacağı ilk pik hareketinde yani şöyle Kabı taslak çizdim ben buraya üst barı. Şu alt bar bizim artık şuradaki alttaki yeşil çizgimiz var ya aynı onun gibi bir yükseliş trend barımız. Ee, şuraya da çubuğumuzu koyduk. Bu çubuğu şimdilik buraya koydum ama bu çubuğun ilk dönüş yerine göre paralelini ona göre çizeceğim. O zaman daha net görebileceğiz. Ondan sonra da üst bantları çizmeye başlayacağım ben önümüzdeki süreçte e, biliyorsunuz bu hisseyi bu kadar e, benim önemsenmemin baş sebeplerinden bir tanesi hissenin çok yüksek miktarda 2020 yılında kar yapmış olması ve e, önümüzdeki sene bu karın temettü olarak dağıtılma ihtimalinden doğacak e, hisseye olan bir rağbet diyebiliriz aslında. E, bildiğiniz gibi son dönemde faiz artışından dolayı sigorta şirketlerinin bir miktar zarar etmesi son çeyrekte e, son çeyrekte miyim de e, son bilanço döneminde Dördüncü çeyrek bilançosunda zarar açıklama ihtimali var. Tabii genel itibariyle karımız sürdürülebilir ve sürdürmeye devam edecek ama yani e, ilk üç çeyrekteki yükseliş potansiyelinin gerisinde kalacaktır. Faiz artışından dolayı, maliyetlerin yükselmesinden dolayı demek istiyorum. Şimdi önümüzdeki süreçte e, şu hissemizin bu bar içinde yükselişini yukarı doğru yavaş yavaş sürdürmesini bekleyeceğim. Çünkü şöyle kısaca size e, bu Türkiye sigortayı e, takip etmek niyetine girmemizin asıl sebeplerinden bir tanesi de emeklilik fonunun çok ısrarlı alışlarıydı hatırlarsanız. Citibank'ın ve yatırım fonlarının da Deutsche Bank'ın da dahil son 3 aylıkta çok sınırlı alımı var. Ama emeklilik fonu gördüğünüz gibi şu an ikinci sıraya yükselmiş durumda. En iyi toplayıcı en iyi hakim ortak, ikinci hakim ortak pozisyonuna yükseldi. Yani emeklilik fonu önümüzdeki dönemde e, orta vadede hissede büyük beklentileri olduğu için muhtemelen bu kadar pozisyon açıyor. Bu kadar pozisyon açtı çok e, hisse yok açıkça so söylemek gerekirse. E, şimdi şöyle bunu hemen atlayalım şöyle bir aylığını göstereyim size. Biraz sonra indeks analizimizi yapacağız. Evet. Bu da aylık son ay içinde 27 milyon lot aldı. Yani Citibank'ın da e, son 3 ay içinde aldığı lotun hepsini bu ay içinde aldığını görüyoruz. Yatırım fonunun elindeki lot miktarını görüyorsunuz. O da son ay içinde almış. Az önce 3 aylığına gösterdiğim miktar şeyde bölümde. Son e, emeklilik fonun fonunun içinde haricindeki alım yapanlar son bir ay içinde alım yapmışlar. Yani bu 6.30'un yukarı kat edilmesinde en büyük etken Türkiye Sigorta'da emeklilik fonunun yüksek miktarda talebinden kaynaklanıyor. Ama son haftalık burada gözükmüyor ama son haftalık analize baktığımız zaman haftalık analizde e, hissemizde emeklilik fonunun 2-3 milyon kadar bir e, kar satışı yaptığını görüyoruz. Bu son 2 gün takasları yok tabi yani bu yükselişin takaslarını görmedik henüz. Bunu 2 gün sonra göreceğiz yani pazartesi günü göreceğiz. Tabi e, trendini korur 6.30 altına sarkmadısa hissemizde yine yükseliş trendi devam edip e, alımlarında devam ettiğini görebileceğiz. Alıcılar daha istekli olacaktır bundan sonra. Yani Türkiye sigortada birazcık hacim artışının başlayacağı bir haftaya doğru yaklaşmaktayız. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.